Sayın Profesör. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli büyüklerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler, bu mübarek Ramazan bayramının ilk saatlerinde hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Hepinize, hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Bu müesseseyi yıllar önce zaman zaman ziyaret ederdim. İnsan çok değerli. Çünkü insan Allahü Teala'nın yaratmış olduğu eşrefi mahlukattır. Küçüğünden büyüğüne, orta yaşlısından her yaşta olanlar bizim inancımıza göre, bizim medeniyetimize göre eşrefi mahlukattır. Bu yüzden Allah Resulü Efendimiz küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah Teala hepimizi uyarıyor. Anneniz, babanız, biraz önce hocamızın okuduğu buradaki aşr-ı şerifin ayetlerinden birisi, anneniz babanız sizin yanınızda yaşlandığında, onlar bebekken, küçükken sizlere nasıl kol kanat germişlerse, sizler de o yaşlı annenizin babanızın büyüklerinizi, büyüklerinize kol kanat geriniz. İşte burada Darül Aceze'yi önce yapan Sultan Abdülhamid cennet mekan, o rahmet kanatlarını, merhamet kanatlarını yaşlılar için, kimsesizler için, yetimler, öksüzler için germiş, rahmet, merhamet kanatlarını. Ondan sonra işte buraya hizmet eden, biraz önce Sayın Başkanımıza Hamza Bey'e sordum, kaç kişi kalıyor? 510 kişi. Kaç kişi çalışıyor? 450 kişi. 450 kişi burada o merhamet duygularıyla sizlere hizmet ediyor. Allah hepsinden razı olsun. İşte bizim medeniyetimiz bu. Bizim medeniyetimiz yetimlere, kimsesizlere, yaşlılara ve genel olarak insana hürmetle yaklaşan bir medeniyettir. İyiliğin en güzeli de işte büyüklere, yaşlılara, kimsesizlere, yetimlere sahip çıkmaktır. Biz böyle olduğumuz müddetçe millet olarak dimdik ayakta kalacağız. Ama yetimlerine, kimsesizlerine, yaşlılarına sahip çıkmayan milletlerin kendi içinden nasıl çürüdüğünü biz görüyoruz. Dünya milletlerine, toplumlarına baktığımız zaman atıyor bir kenara, ölüme terk ediyor adeta. Bizim ölüme terk edilecek insanımız yok. Hepsi değerli bizim için. Bu açıdan Peygamber Efendimiz'den bir hatıra daha anlatarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Onu her açıdan örnek alacağız, Peygamberimizi. Bismillah. لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَتُنْ حَسَنَةً. Hani öyle buyuruyor ya Rabbimiz bize. Peygamberde sizin için üsve-i hasene vardır. Peygamber Efendimiz yetim kaldı. Önce dedesi onu büyüttü. Sonra da amcası Ebu Talip. Ebu Talip vefat etti. Daha sonra Ebu Talip'in hanımı Fatıma, Hazreti Fatıma.
o Peygamber Efendimiz'e çok yakın davrandı, sahip çıktı. Fatıma, Ebu Talib'in hanımı Fatıma, tabi yaşlandı. Vefat ettiği zaman Peygamber Efendimiz onun kabrini, kabri kazıldıktan sonra gitti kabrine, girdi, şöyle bir uzandı, kabrinde bir müddet yattı Peygamber Efendimiz. Sonra oradan kalktı. Dediler ki, ya Resulallah, niçin böyle yaptın? O da dedi ki, bu kadın, bu rahmetli olan kadın bana annelik yaptı. Ben de kabrini ısıtmak için bir müddet yattım, üşümesin kabrinde diye onun kabrini ısıtmaya çalıştım dedi. Bakar mısınız Peygamber Efendimizin merhametine, yaşlılara değil dirilere, yani ölülere bile göstermiş olduğu merhamete bakar mısınız? Bunlar bizim için ibretlik derslerdir, ibretlik sahnelerdir. Hepinize sağlık, afiyet dileyerek tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Temelinden başlamak üzere.